Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ediz Hoca. Arkadaşlar, bu dersimizde dijital elektronik dersinin önemli bir konusu olan Boolean matematiği konusunu işleyeceğiz. Arkadaşlar, devre matematiğinin temeli George Boole tarafından 1847 yılında mantığın matematiksel analizi üzerine yazılmış olduğu tezle ortaya çıkmıştır. Evet, Boole'un matematiği nereden gelmiş? Kim bulmuş? George Boole tarafından 1815 ve 1864 yılları arasında. Boole'un matematiği basit bir matematiktir arkadaşlar. Fakat anahtar devrelerde çok önemli rol oynar. Evet, basit bir matematiktir. Fakat anahtar devrelerde çok önemli rol oynuyor. Lojik devre tasarımında ve lojik devrelerin basitleştirilmesinde kullanılır. Tabi bu kısa açıklamaları uygulamalarla sorularımızı çözerek ne yapacağız? Daha iyi pekiştireceğiz arkadaşlar. Evet. Boole'un matematiği sayısal devrelerin analiz ve tasarımını sağlayan matematiksel teoridir. Evet, matematiksel teori. Zaten bildiğiniz gibi lojik, elektronikte matematik var arkadaşlar. O yüzden matematiği seven insan, matematikten anlayan birisi lojik elektronik dersini çok rahat bir şekilde ne yapar? Anlamış olur. Evet. Sayısal bilgisayar devreleri uygulamasında ikili değişkenler üzerinde tanımlanan sayısal operasyonları gösterir demiş. Evet. Boole'un matematiği ikili sayı sistemine dayanır. Bu sistemde yer alan 0 ve 1 sırasıyla açık, off ve kapalı 10 devrelerle eş anlamlıdır. Ve gördüğünüz gibi Boole'un matematiğinde de ne kullanılıyor? Sıfırlar ve birler. Değil mi? Sıfır ne oluyor? Açık oluyor. Yani anahtarın açık olması anlamında, akım geçmemesi anlamında kullanılır. Bir ise anahtarın kapalı, yani 10 konumunda olması anlamındadır. 10 konumunda olması ne demek? Devreden akımın geçiyor olduğu anlamına geliyor arkadaşlar. Bir elektriksel devre düşünün, elektronik bir devre düşünün. O devrede kol üzerindeki anahtar açıksa oradan akım geçmez, değil mi? Anahtar açık ise akım geçmez. Fakat anahtarı kapattığımız anda ne olur? 10 olur, akım geçer arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar, Boole'un matematiğinde toplama ve çarpma. Bakın, gördüğünüz gibi matematikte kullandığımız toplama ve çarpmanın aynısı arkadaşlar. 0 artı 0, 0. 0 artı 1, 1. 1 artı 0, 1. 1 artı 1. Bakın, 1 artı 1. 2 değil, değil mi arkadaşlar? 2 değil. 1 artı 1 nedir? 1'dir. Lojikte 1 artı 1, 1'dir. Değil mi arkadaşlar? Evet, 0 çarpı 0, 0. 0 çarpı 1, 0. 1 çarpı 0, 0. 1 çarpı 1, 1. Gördüğünüz gibi çok basit. Matematikteki konuların aynısı. Fakat şurada şuna dikkat edeceğiz. 1 artı 1, 2 değil arkadaşlar. 1 artı 1, 2 değildir, değil mi? 2 değildir hiçbir zaman. Bunu unutmuyoruz. 2 değildir arkadaşlar, evet. Dijital elektronikte lojik bir seviyesi nedir? Artı 5 volt. Değil mi arkadaşlar? 1 artı 1 2 değildir. 1 artı 1 1'dir arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Bakın. A artı 0 A. Bildiğiniz. 1 artı 0 nedir? 1'dir. 2 artı 0 nedir? 2'dir. A artı 0 da nedir? A'dır arkadaşlar. A artı 0 da neymiş? A'ymış. Evet. A çarpı 1 A'dır. Biliyorsunuz, çarpma işleminde herhangi bir sayının 1 ile çarpımı o sayının neyidir? Kendisidir. Dijitalde de bu şekilde arkadaşlar. A artı 1 1'dir arkadaşlar. Bakın, A artı 1 1'dir. Neden A artı 1 1'dir? Neden A artı 1 A değildir? Bakın arkadaşlar, A 1 ya da 0 olabilir, değil mi? A'nın 2 tane neyi var? Değeri var dijitalde. 1 ya da 0.
A sıfırsa 0 artı 1 nedir? 1'dir. A eğer 1 ise 1 artı 1 nedir? Yine 1'dir arkadaşlar. Değil mi? A artı 0, pardon, A çarpı 0 eşittir. Şunlar yazalım. A'nın iki tane değeri var. 1 ve 0. Başka hiçbir değer olamaz. Lojikte. A çarpı 0 arkadaşlar bakın nedir? 0'dır. Neden? A 1 ya da 0 olabilir. 1 ise eğer 1 çarpı 0 0'dır. Eğer 0 ise 0 çarpı 0 0'dır arkadaşlar. Bakın A artı A A'ya eşittir. Ne dedik? A 0 ya da 1 olabilir. 0 artı 0 0'dır. 1 artı 1 1'dir. Yine A çarpı A A'ya eşittir. A çarpı A'nın değili A artı A'nın değili 1'dir arkadaşlar. Neden? A artı A'nın değili 1'dir. Bakın. A yazalım buraya. Bir de A değil yazalım. Bir de A değil yazalım. A değil. Bakın A değil şöyle yazabiliriz arkadaşlar. A'nın değili. Cümleyeni. A eğer eşittir 1 ise arkadaşlar A değil nedir? Eşittir 0'dır değil mi arkadaşlar? Şöyle yazalım arkadaşlar. Özür dileyerekten şunu siliyorum. Şöyle yazıyorum. Şöyle biraz büyük yapalım bunu. Evet. A eşittir 1 ise A'nın tümleyeni şu şekilde de yapabiliriz. Üstüne üst nokta A değil ya da üstüne çizgi işareti de koyabiliriz. A değil eşittir nedir? Sıfırdır arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Değil mi? A eğer A eşittir 0 ise A'nın değili eşittir 1'dir arkadaşlar. Yani değili kendisinin tersidir. 1 ise 0'dır değili. Normal bir ifadenin değili eğer kendisi 1 ise değili 0'dır. Kendi 0 ise değili 1'dir arkadaşlar. Bu işleme ne işlemi diyoruz? Tümleme işlemi diyoruz arkadaşlar. Evet. Bakın A değili şu şekilde de yazabiliriz. Bakın arkadaşlar A değili şu şekilde de yazabiliriz. A değil. Bir ifadenin değili. Bakın şu şekilde de yazabiliriz. Arkadaşlar ya da şöyle eşittir diyelim. Ya da şu şekilde yazabiliriz arkadaşlar. A ya da şu şekilde. İkisinden biri şeklinde yazabiliriz. Evet. Devam ediyoruz. A çarpı A'nın değili nedir arkadaşlar? Sıfırdır. A 1 ise A değil 0. 1 çarpı 0 0. Ya da A 0 ise A değil 1. 0 çarpı 1 0. Bakın A'nın 2 kere değilini almış arkadaşlar. A'nın 2 kere değilini almış. A'ya 1 verelim. Bakın A'ya 1 veriyorum. 1'in değili nedir? 0'da değil mi arkadaşlar? Bir daha değilini almış. 0'ın değili ne olur? 1 olur. Yani sayının kendisine eşit oluyor gördüğünüz gibi. Evet. A'nın değili. Gördüğünüz gibi. Bakın iki kere değil demek sayının kendisi demek. A'nın bir kere değilini alalım A değil olur. Bir kere daha değilini alalım A olur. A sıfırsa sıfır olarak çıkması lazım değil mi? İki kere değilini alırsak. Arkadaşlar sıfır ne olarak çıkması lazım? İki kere değilini alırsak sıfır olarak çıkması lazım. Bakın bir kere değilini aldım. Bir kere daha değilini aldım. Bunun cevabı ne olacak arkadaşlar? Cevabı sıfır olmak zorunda. Neden? Bakın. Sıfırın bir kere değilini alırsam
Ne olur? Eşittir diyelim. Şöyle yapalım hatta. Bir kere değilini alırsam ne olur? 1 olur değil mi? Bakın iki kere değilini almamız lazım. O zaman bir kere daha değilini alacağız. Bir kere daha değilini aldım. Ne oldu? 0 oldu. Değil mi? Bakın. Gördüğünüz gibi 0'ın iki kere değili şu ifade şurada sağlamasına direkt çıktı arkadaşlar. Bazı kanunlar var arkadaşlar. Boolean matematiğinin. Evet, yer değiştirme kanunu. Yer değiştirme kanunu. Birleşme kanunu. Arkadaşlar. Birleşme kanunu. Ondan sonra dağılma kanunu, gereksizlik kanunu, benzetme kanunu, ne varmış arkadaşlar? Birden fazla kanunlar var değil mi? Evet. Bakın A çarpı B eşittir B çarpı A değil mi? Fark eden bir şey yok. Çarpmada bildiğiniz 4 işlemdeki kanunlar arkadaşlar. Hani çarpmada bizim yer değiştirme kanunumuz vardı. Ondan sonra dağılma kanunu falan filan. Değil mi arkadaşlar? Bildiğiniz matematikteki kanunlar. A çarpı B eşittir B çarpı A'dır. Yine toplamada da A artı B eşittir B artı A'dır. Değil mi arkadaşlar? Bir örnek verelim hemen. Sayılar üzerinden verelim. Bakın. 1 artı 2 eşittir 2 artı 1 değil midir arkadaşlar? Ya da 1 çarpı 2 2 eşittir 2 çarpı 1 değil midir? Bakın yer değiştirme kanunu. Cevap nedir mesela bunda? 3'tür her ikisinde de. Aşağıda da cevap nedir her ikisinde de? 2'dir arkadaşlar. Değil mi? Bakın. Bu nedir? Toplamada yer değiştirme kanunu. Aşağıdaki de çarpmada yer değiştirme kanunu arkadaşlar. Devam ediyorum. Birleşme kanunu. A artı B artı C parantez içi eşittir A artı B artı C. Hemen bir örnek verelim. Bakın. 1 artı 2 artı 3 eşittir parantez içinde 1 artı parantez içinde 2 artı 3 değil midir arkadaşlar? Cevap nedir? İkisinde de pardon şöyle yapalım. İkisinde de cevap nedir? Şöyle uzatayım şunu da biraz. 6'dır değil mi? Değişen bir şey yok. Aşağıdaki ifadede A çarpı B çarpı C eşittir. A çarpı B çarpı C. Bunu da hemen bakın. 1 çarpı 2 çarpı 3 eşittir. 1 çarpı 2 çarpı 3 değil midir arkadaşlar? Cevap nedir her ikisinde de? 6'dır değil mi? Bu da nedir? Birleşme kanunudur arkadaşlar. Dağılma kanunu A çarpı B artı C A çarpı B çarpı A çarpı C. Bakın arkadaşlar şöyle yapayım. Dağılma kanunu çarpanlara ayırmada arkadaşlar bu dağılma kanunu ne yapıyoruz? Çokça görüyoruz. Bakın A çarpı B A çarpı A çarpı C ne yaptık? Dağıttık arkadaşlar. Artı bakın A çarpı B artı A çarpı C. Gördünüz mü? Dağılma kanunu. Evet. A artı B çarpı C eşittir. A artı B çarpı A artı C. Bunu açarsak arkadaşlar bakın. Açıyorum bunu. Daha iyi anlamanız için.
Bakın. Şöyle yapalım. A artı ne demiş? Şu ifade. Bakın şu ifade arkadaşlar. Şöyle yapıyorum. Şu ifadeyi anlatıyorum şu anda. Evet. Arkadaşlar bakın. A artı B çarpı C eşittir. Neymiş? A artı B çarpı A artı C. Bunun sağlamasını yapacağım arkadaşlar. Bakalım doğru mu? Evet. Eşittir diyorum. Bakalım A artı B çarpı A artı C, A artı B C'ye eşit mi? Bakın A ile önce şöyle yapalım. Arkadaşlar. Önce şöyle yapıyorum. Şunu aldım. A ile A'yı çarpacağım. A ile C'yi çarpacağım. Daha sonra B ile A'yı çarpacağım. B ile C'yi çarpacağım ve toplayacağım. Eşittir. A çarpı A nedir? A çarpı A artı A çarpı C, A çarpı nokta çarpı demek arkadaşlar. Artı B çarpı A, B çarpı A artı bir daha yapıyorum. A çarpı şunu biraz büyütelim. A çarpı A artı A çarpı C artı B çarpı A artı B çarpı C. Bakın A çarpı A, A çarpı C, B çarpı A, B çarpı C eşittir. A çarpı A nedir arkadaşlar? A'dır. Artı evet yapıyorum arkadaşlar. Biraz kafanız karışabilir ama çok hızlı geçeceğim. A artı bakın AC çarp artı BA'yı A parantezine alırsam ne olur? C artı A olur. C artı B olur pardon. Artı BC. BC. Eşittir. Bakın arkadaşlar. Şurayı bir daha A parantezine alırsam 1 artı C artı B olur. Şurası. 1 olur. Bir daha A parantezine alırsam 1 artı C artı B olur. O da 1 olur. O da eşittir 1 artı BC olur. Fazla detaya inmiyorum. Fazla hani kafanızı karıştırmayın. Şu açıklamayı ben siliyorum kafanız karışmaması için. İleriki aşamalarda çözümlemelere, alıştırmalara geçince daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdiden ağır gelebilir. Şimdiden bunu ben şu şekilde bilin sadece. Yani A artı BC A çarpı A artı B çarpı A artı C arkadaşlar. Evet gereksizlik kanunu diyor. Gereksizlik kanunu. A artı AB eşittir A'dır. A parantezine alırsak bakın şurada yapalım hemen. A parantezine alırsak eşittir diyelim. A parantezine alırsak 1 artı B olur. O da eşittir A'dır. 1 artı B 1 olduğu için A çarpı 1 A'dır. Burada da A çarpı A artı B dağıtalım hemen. Eşittir diyelim. A çarpı A artı A çarpı B o da eşittir. A çarpı A A'dır zaten. Burada tekrar A parantezini alacağız. Şöyle yapalım pardon. Evet. A artı A çarpı A A'dır. A artı A B olur. Bakın A artı A B oldu. O da eşittir.
Bir daha A parantezini alacağız arkadaşlar. 1 artı B olur. O da eşittir. 1 artı B 1'dir zaten. A çarpı 1 de A'dır arkadaşlar. Hiç kafanızı karıştırmayın. Bir sonraki derslerde fazla alıştırma yapacağım zaten bu konuyla ilgili. Şimdilik yani nasıl oluştuğunu görmeniz için yapıyorum ben. Benzetme kanunu demiş arkadaşlar. A artı A'nın değeri çarpı B, A artı B'dir. Evet, burada da yine çok ayrıntıya girmeye gerek yok. Bu şekilde bilin yeter. A çarpı A değil artı B eşittir A çarpı B'dir. Mesela şunu yapalım arkadaşlar. Eşittir. Dağıtalım hemen. A çarpı A'nın değeri artı A çarpı B. Bakın hemen çıktı. A çarpı A'nın değeri kendisi değilin çarpımı sıfırdı zaten arkadaşlar. Sıfır artı AB yapar. O da eşittir zaten AB'dir. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok kafa karıştırmayın. Sadece bu kurallara bir göz atın. Yani ezberleyin demiyorum. Çünkü ezber sizi her zaman yanıltır. Yani unutursunuz, heyecanlanırsınız. Mantığını kavramanız yeterli. Mantığını kavradığınız zaman zaten cevap kendiliğinden gelecektir arkadaşlar. Bildiğiniz gibi matematikte ezber yoktur ya da çok azdır. Dijitalde öğrenilir. Dijitalde de ezber yoktur. Varsa da çok azdır arkadaşlar. O yüzden mantık zaten dijital elektronik, sayısal elektronik mantık dersidir arkadaşlar. Dijital mantıktır. Dijital elektronik bir mantık dersidir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Mantığa dayalıdır. Ezber yoktur ya da çok azdır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Bir de bizim De Morgan teoremlerimiz var arkadaşlar. Bunlar biraz ezbere dayalı yani. Zaten çok fazla da değil. İki tane kuralımız var. Bu iki kuralı adınız gibi bilin. Şu kural ve şu kural. A artı B'nin değili, A'nın değili çarpı B'nin değili, A çarpı B'nin değili, A'nın değili artı B'nin değili. Bakın çarpılar artı oluyor ve üstleri ayırıyoruz. Tek tek sayıların üstüne getiriyoruz arkadaşlar. Bunlar De Morgan teoremleri. A artı B'nin değili eşittir A değil çarpı B değil. Toplamın değili çarpımın ayrı ayrı değiline eşittir. A çarpı B'nin değili eşittir A'nın değili artı B'nin değili. Çarpımın değili toplamın ayrı ayrı değiline eşittir. Bakın arkadaşlar. De Morgan teoremlerinde bilmenizde çok fayda var. Çok önünüze çıkacak. Bu olan sorularında çok fazla çıkar önünüze. Sınavlarda çok fazla çıkar. Bu iki kuralı adınız gibi bilin arkadaşlar. Çok önemli iki kural var. Bu olan matematiğinde o en önemli iki kural da şunlar arkadaşlar. De Morgan teoremleri. Bunları unutmayın. İyice kafanıza kazıyın. Bakın arkadaşlar V kapısı görüyor musunuz? Kapılar bunlar hep V kapısı değil mi? Şunlar hep nedir? V kapısıdır. Bakın. Burada biz hani Boole'ın teoremlerini, kurallarını işledik ya. A çarpı 0 sıfırdı ya. A çarpı 1 A'ydı. A çarpı A'nın değeri sıfırdı. A çarpı A A'ydı. Bakın. V kapısından. V kapısı neydi bir? Çarpma kapısı değil mi arkadaşlar? V kapısı bir. Çarpma kapısıdır. Bakın. Burada da gördüğünüz gibi girişi 2 tane 0 ise çıkışı 0'dır. Girişlerden herhangi biri 0 ise yine çıkış 0'dır. Çarpıyoruz. 0 çarpı 0 0. 0 çarpı 1 0. Yine 0 çarpı 1 0. 1 çarpı 1 1'dir arkadaşlar. A çarpı 1 A'dır. A çarpı A'nın değili 0'dır. Bakın şurada görüyorsunuz. A 1'dir. A'nın değili 0'dır. O yüzden A çarpı A'nın değili 0'a eşittir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 0'a ne olmuş? Eşit olmuş. Şurada A çarpı A A'dır. Bakın. A çarpı A. Bakın. A çarpı A nedir arkadaşlar? A'dır. A 1 ise girişler 1 ise çıkış 1'dir. Yani A 1 ise ne olur? 1 çarpı 1, 1'dir. A 0 ise 0 çarpı 0, 0'dır arkadaşlar. Evet. Bakın arkadaşlar burada da bu olan ifadelerinin elektriksel devre üzerinde gösterilişi. Çok güzel bir örnek aslında.
Evet, burada mesela birinci örneğimize bakalım, şu örneğimize. Bakın, bir elektrik devresinde A anahtarımız var ve şu kolumuz açık. Gördüğünüz gibi. Şurada bir A anahtarımız var ve şurada bir açık kolumuz var. Buradan akım geçmez. A anahtarı açıksa yine akım geçmez. Kapalıysa geçer ve lambamız yanar, sonuç 1 olur. Yani A'ya bakın, A artı gördüğünüz gibi 0 A'dır. Toplama veya devresi de gösterilmiş arkadaşlar. A kapalıysa yani 1 ise lamba yanar, 1 olur çıkış. A 0 ise lamba yanmaz, çıkış 0 olur. Bir tane daha örnek göstereyim burada arkadaşlar. Mesela şurada çarpma kapımız var. Arkadaşlar şurada ne var? Bir çarpma devremiz var. V kapısının elektriksel devresi arkadaşlar. Hatırlayın, şu devre nedir? V kapısının elektriksel devresidir. Anahtarlar A çarpı A'dır. A sıfırsa A'lar sıfırsa çıkışta sıfırdır. Lamba yanmaz. Bakın şurada yine bir V kapısının elektriksel devresi. A çarpı 1 A'dır değil mi? Bakın burası V daima 1 yapmış. Eğer A açıksa yani sıfırsa 0 çarpı 1 0. Yani A eğer 1 ise kapanır. Buradan akım geçer, lamba yanar. A açıksa buradan akım geçmez, lamba yanmaz. Burası ne olur? 0 olur değil mi arkadaşlar? 0 olur. Değil mi? A eğer 0'sa yani açıksa, anahtarın açık olması 0 demek. A'dan akım geçmiyor demek. A çarpı 1 0'dır. 0 çarpı 1 0'dır. Lamba yanmaz. Eğer A 1 ise arkadaşlar, burası ne oluyor? A 1 olunca yani kapanması anlamına geliyor değil mi? Bakın A'nın 1 olması demek buranın, bu kolun, anahtarın kapanması, buradan akım geçmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla 1 çarpı 1 A çarpı 1 A'dır. Lambamız ne yapar burada? Yanar değil mi arkadaşlar? Cevabımız 1 olur. Bakın. Anahtar kapandı. Akım geçti. A1 oldu. A1 ise 1 çarpı 1, 1'dir. Çıkışımız da 1'dir. Lambamız yandı. Evet. Örnekleri analiz edin arkadaşlar. Hepsini teker teker. Son bir örnek daha çözelim. Bak mesela şunu yapalım. Yine bir veya kapısı yapalım. Bakın 0 artı 0 sıfırdır. Burada anahtar açık, akım geçmez, sıfır olur burası. Burada yine açık, akım geçmez, sıfır olur. Akım geçmeyeceği için ne olur? Lambamız yanmaz, sıfır olur. Dolayısıyla sıfır artı sıfır sıfırdır arkadaşlar. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Şimdi bu Boole'un kuralları ile ilgili bir sonraki dersimizde bol bol alıştırma yapacağız ve konuyu daha iyi kavrayacaksınız arkadaşlar. Bu dersi burada bitirelim. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. İyi günler arkadaşlar.